yapacak yok, bir şey yok. Keşke olaydı da. Kaç gündür yapacak bir şey. Defalarca uyarılmasına rağmen yok ben oğluma güveniyorum, yok iyi sürüyor, iyice çocuğu gaza getirip defalarca traktörü vermiş. Bizim çocuklarla yolun kenarında yürüyorlar ve duyduğum kadarıyla size şaka yapacağım gibisinden bir şeyler söylüyor. Önce Balzım'ın oğlu var, onun üstüne doğru gidiyor. O kaçınca bu sefer öbür dört çocuğun üstüne doğru sürüyor. Ondan sonra artık direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Fren izi hiç yok. Artık pedallara mı yetişemiyor. Çocuklara çarpıp altına alıyor. Hepsini oradan tel örgüyle beraber bir buçuk metre bir yükselti var, duvar var. Oradan aşağı eve çarpıp duruyor işte. Bu arada Baldızım'la kaynım yani bir 50-60 metre mesafedeler koşup geliyorlar. İşte çocukları traktörün altından çıkarıyorlar. Bir anne babanın çocuğa böyle bir şey yaptırması, defalarca uyarı almasına rağmen orada işçi çadırları var. İnsanlar var. Her taraf kayısı zamanı biliyorsunuz. Malatya nüfusu 3'e 4'e katlanıyor. O yoğunluğun içinde, o kalabalığın içinde o hareketleri yapması, bunu yapan bir emniyet personeli olması daha da canımızı acıtıyor. İstediğimiz işte şey adaletin yerini bulması, bu insanın gereken cezayı alması. Yani mevsimlik işçiler bile uyarmışlar. Sonuçta yukarıdan gelirken işçi çadırların içinden iniyor. Hem rampa hem sağlı sollu çadırlar var. İşçiler de uyarmışlar. Yani biz ya birimizin çadırına dalacak ya birimizin çocuğunu ezecek diye uyarmışlar ama baba maalesef hiçbir uyarıya kulak vermeden aynı şekilde. Gözaltı olmadı. Ben ona gözaltı demiyorum. Gözaltı nasıl olur? Alırsın nezarete koyarsın. Karakolda götürüyor. Adam oturmuş orada çay kahve içiyor. Yemek falan gelmiş. Hatta bizim işte eşimin akrabaları ifade vermek istemişler orada. Birininkini almışlar, birininkini almamışlar. Diyor biz öyle görünce gözümüz döndü yani diyor. Adam sonuçta iki çocuğun canına mal olmuş. Orada oturmuş çay içiyor, kahve içiyor, yemek yiyor. Adalete güvenmek istiyorum. Bunun cezasının verilmesi lazım. Yani başka canlar yanmasın, başka çocuklar zarar görmesin. Bu acının tarifi yok. Çalsa bile çaldırmayacaksın. Bizim de çocuklar, herkesin çocukları var. Yani bir iş makinesini bir çocuğun eline verip göndermekle bir silah eline verip göndermek arasında bence bir fark yok. Ya kendine zarar verecek ya arkadaşına zarar verecek. Sonuçta ortada hepiniz görüyorsunuz. Dört tane akşama kadar beraber oyun oynadı arkadaşını altına aldı ezdi iki tanesini öldürdü. Ben hayatını kaybeden iki güzel çocuğun iki canın amcalarıyım. Tabii birçok kez uyarmış olmasına rağmen babanın vurdum duymazlığı, babanın yaklaşımı, babanın artık karakteri ne derseniz deyin bunları kulak ardı ediyor ve bir şey olmaz ve devam ediyor. Yani çocuğuna bu traktörü sürdürmeye devam ediyor. İlk çıkan haberler yanlış bilgiler barındırıyor. Yani olayın meydana geldiği saat dahi yanlış lanse ediliyor. 21 gibi bir saat ifade ediliyor. 21'de değil. 20 sularında gerçekleşiyor bu olay. Yine birçok haber muhtemelen kopyala yapıştır tarzında bir habercilik yapıldığı için işte 21 sularında yol kenarında oynayan çocuklar gibi ifadeler kullanılıyor. Bu çocuklar dayısının, teyzesinin, dedesinin yanında çalışan bu aile bireylerinin yanından ayrılıp yol kenarında el ele tutuşup evlerine doğru yürüyorlar. O çocuklarımızda hem psikolojik bir travma var şu anda ailelerle görüştüğümüz ya da bilgi aldığımız kadarıyla hem de fiziksel olarak da kalıcı hasarların olduğu ve olabileceği de söyleniyor. Burada bu bir kaza değil. Bunu öncelikle belirteyim.
haberlerde ya da haber başlıklarında traktör kazası vesaire dinliyor. Bu bence göz göre göre gelmiş olan bir facia, bir katliam bence. Çünkü anlık gelişen bir şey değil. Öncesi olan uyarılara rağmen, her şeye rağmen yine de devam ettirilen ve tahmin edilen ve maalesef tahmin edilen sonuçtan çok çok daha ağır bir sonuçla sonuçlanan bir olay gerçekleşti. Traktör bir iş makinesi. Bunun bir silahtan farkı yok. Bir çocuk tarafından veya akli melekeleri yerinde olmayan biri tarafından kullanıldığında bunun bir silahtan farkı yok. Hani takdiri ilahi gibi bir ifade kullanmışlar karşı tarafın yakınları. Ve oradaki bir komutan da şunu söylüyor, çok iyi bir örnek bence. Ben askerim, jandarmayım veya polisim, emniyet mensubu sonuçta. Benim silahım var. Ben bu silahı çocuğa verirsem, çocuğu silah kullanma yönünde teşvik edersem ve benim çocuğum bu silahla birini öldürürse buna kim takdir ilahi diyebilir? Bu bir cinayet. İnsanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olunan bir meslek yapıyorsunuz. Yani şu örneği defalarca verdim. Emniyet kemeri takmadığımızda ve denetime yakalandığımızda bu emniyet kemerinden dolayı ceza yazan insanlardan bahsediyoruz. Burada kesinlikle şunun altını belirteyim. Benim burada vermiş olduğum örnek temsili bir örnektir. Bir emniyet teşkilatı veya bütün polislerle ilgili bir şey değil. Olayın trajik kısmını anlatmaya çalışıyorum. Kendimden de örnek verdim. Umarım yargılama aşamasında kişilerin nüfuzları, kişilerin çevreleri, meslekleri vesaire bu davanın seyrinde etken olmaya çalışmaz. Etken oldurmayacağız zaten. Ben bütün işimi, gücümü, hayatımı, her şeyi bir kenara bırakıp bundan kalan, bundan sonraki gerekirse ömrümü bu davaya adayacağım. Buradan beni duyanlar, sesimi duyanlar, bunu özellikle belirtiyorum. Bundan sonra bu davanın takipçisi olacağız ve bu dava Türkiye'nin belki de dünyanın örnek davalarından biri olacak, olması gerekiyor. Bu çocuklar yürünebilecek olan o yolda, o standartlarda yürünebilecek en doğru yerden yürüyerek evlerine doğru gidiyorlar. Bu çocuklar orada oyun oynuyormuş, bilmem ne yapıyormuş gibi çocukları kusurlu göstermeye çalışan herhangi bir rapor çıktığında bunun da takipçisi olacağız ve böyle bir rapor yayınlanırsa bu raporu hazırlayanlarla ilgili de gerekli işlemlerin yapılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kendi bahçesini yoldan ayırmak için etrafına çevirdiği telleri karayolu sınırına taşırarak, yaklaşık 1,5-2 metre taşırarak yolun da yürüyüş ve kaçış alanını daraltmak suretiyle aslında bu kazada bir kusuru daha var. Yani kusurlar bitmiyor. O tel orada olmasa, olması gerektiği gibi kendi tapu sınırında bitseydi eğer, çevirmiş olduğu tel, orada kocaman bir boşluk olacak, yol kenarında bir şarampol olacak, çocukların daha rahat yürüyebileceği, belki o anda kaçıp canlarını kurtarabilecekleri bir alan olacaktı. Ama maalesef bu da tespitlerim arasında delilli tespitler, deliller, hiç kimse farklı bir düşünceye sapmasın. Bunu da tespit ettik, kayıt altına aldık. Bu da yine bizim hukuki süreçte belirteceğimiz, değineceğimiz önemli noktalardan bir tanesi. Doğru ifadeyi vermemesi bizi daha çok paramparça etti. Çocuk kesinlikle babasından izinsiz anahtarı almadı. Kusurlu olan babası ve annesi de Adalet Bakanlığı'nda çalışan bir katip. Tamam, babası uyarmadıysa annesi de uyarabilirdi. İkisi de bu durumun suçlusudur. Yani kesinlikle babasından habersiz olan bir olay değil. Babasıyla oğlu yan yanaydı ve sürekli aslan oğlum yapar. Benim oğlum bana yardımcı. Mecbur hepimiz böyle büyüdük. Yapacak, öğrenecek. Biz öğretmesin demiyoruz, öğretsin ama o yaştaki bir çocuğun gaz pedalına ve fren pedalına ayağının yetişmesi, ayağa kalkarak ancak mümkün olabiliyor.
Bakanım. ...20 yaşındaki traktör sürene ceza yazıyor, buna da şey diyor, destekliyor. Hadi oğlum, hadi sür. Kaza şimdi, Mera'da boş yer vardı. Oraya kayısı sermiş. Kayısı sermiş, kasaları eve götürmek için traktörü getirdi. Kasaları yükledi, dedi köprüyü dolan eve gel. Kendi tahta köprüde geçti, eve mi girdi, bahçeye mi girdi, gitti. Çocuklar el ele böyle tutmuşlar, yolun kenarında eve doğru geliyorlar. Eve doğru geliyor. Bir tane oğlan çocuğu var, o da benim torunum. O sağ tarafta geliyor. Onun üzerine motoru şey etti. O çocuk kanada taraf kaçtı. İleride sol taraftaki çocuklar el ele tutmuş geliyor. Onun ortasına daldı. Çocuklar gitti. Kavuşana kadar olay yerinde öldü.